Peki hocam, trafik kazasıyla getirilen bir kişiye ilk müdahale nasıl olması lazım? Bulunduğu yerde, trafik kazasının gerçekleşen yerde. Bizim insanımız biraz paniktir. Doğru yapması gereken şeyi aslında yanlış da yapabilir. Kimler müdahale etmesi gerekiyor? 112 acil aradıktan sonra, hemşireler geldikten sonrasında süreci biraz değerlendirecek olursak. Yani kesinlikle eğitimli, yani bu konunun eğitimini bilen birisinin yapması lazım. Çünkü trafik kazasında mesela hastayı oradan alacağımız zaman ilk yaptığımız şey ambulanstaki arkadaşlarımızın boynunu boyunlukla stabilize etmek. Çünkü olası bir boyun yanlış bir manevrasında orada sinirlere zarar verip yani bir felç durumuna neden olabiliriz. Bazen işte kenardan müdahale etmek için hani hastayı çıkarmaya çalışırken aslında belki de orada öyle bir hasarı yoktu ama o sırada bir hasar verilip felç durumu olabiliyor. Bu açıdan hani eğer o kaza anında hani bir hastanın oradan çıkaramasının bir aciliyeti yoksa öyle agresif bir müdahale yapmamak lazım ki boyunu stabilize etmeden çıkaramasın. Zaten ambulans da hani çok fazla bir gecikme yaşanmıyor. Orada aslında dakikalar içinde ambulans da ulaşıyor. Çünkü orada da bir koordinasyon söz konusu. En yakın ekip gittiği için de en kısa sürede ulaşıyorlar. Hani vatandaş orada birkaç dakika tasarruf ettiğini düşünüyor ama aslında işte o birkaç dakika yüzünden Hayatına da mal hayatına da mal olabiliyor. olabiliyor. Oradan sonrası zaten bize geldiğinde işte o aşamalar artık katlandığı için biz de daha çok işte varsa kırıkları tespit etmek, işte travmaları tespit etmek. Yine hani en önemli amacımız hayatı fonksiyonlarını Stabil stabil haline haline getirmek. getirmek. Eğer stabil ise ikinci aşama, ikinci dil değerlendirmeye geçip orada artık vücudunun nerelerinde kırık var, nerelerinde yara var veya ilerleyen saatlerde bize sorun yaşatabilecek bir kanaması var mı? İşte gözden kaçırmamak adına ve yine var olan travmanın hangi bölümü ilgilendiriyorsa yine oradaki uzman doktorlarımızla bir konsültasyon yapıp bu şekilde bir yol izliyoruz. Yani trafik kazası bir başlık ama işte hasar alınan bölgeye göre çok farklı dallara ayrılabilir aslında. Ve Birden çok cerrahi ilgilendiren bir bölüm. kesinlikle cerrahi ama bazen de çok basit bir trafik kazası olduğu zaman da hiçbir şey olmadan da hani hasta sonuçlanabiliyor. Çünkü artık hani teknoloji ilerlediği için biraz da kurallara ihmal etmediğimiz sürece basit hani böyle kazalarda artık hastalar bir hasar almadan da atlatabiliyorlar. Ama tabii ki biz yine de orada gerekli değerlendirmeyi yapıp çünkü gözden kaçmaması adına bütün görüntülemeleri yapıp bir kırık, bir travma durumu var mı yok mu onları ekart ettikten sonra bunu söyleyebiliyoruz. Demin bahsetmiş olduğunuz alanlardan, sarı kırmızı alanlardan yavaş yavaş risk grubuna giriyoruz.